Spor Smash TV izleyenleri. Şu an Ulus Akademi takımından Burak Acertürk baş antrenörüyle birlikteyiz. Kendisini biraz tanımak istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkür ederiz. Sizin uzun bir antrenörlük geçmişiniz olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında biraz bize kariyeriniz hakkında, neler yaptığınız hakkında biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 25 yıllık antrenörlüğüm 25. yılındayım. Antrenörlüğe 18 yaşında başladım. Ben de altyapılarda oynadım. İkincilik seviyesinde, bölgesellik seviyesinde A takımda head coachluklar yaptım. Daha sonra tabii ki bu işin mutfağı olan altyapıya yönelmek istedim. Ülkemizde büyük bir açık var. A takım seviyesinde yani yeterli seviyede oyuncu yetiştiremiyoruz maalesef. Ve dışarıdan hep transferlerle uyuşturuyor. Euroleague takımlarımız da tabii bu sıkıntıyı çekiyorlar. Buradaki büyük bir pazar, büyük bir nüfus, genç bir nüfusa sahibiz. Ama tabii ki bunları doğru kanalize etmek, yönlendirmek de önemli. Sadece oyuncu bazında değil, antrenör, hakem bazında da aynı şekilde bir antrenör olarak, bir koç olarak bunun eksikliğini yaşıyoruz altyapılarda. Bilhassa bir de İstanbul büyük bir şehir. Yani çok fazla organizasyon oluyor. Ben de kariyerimin doğrultusunda hem akademik olarak üniversitelerde de eğitmenlik yapıyorum. Özel okullarda koçluk yapıyorum. Yine kendi oyuncularım da yani ilkokul birinci sınıftan aldım. İşte 16-18'e kadar. Hedefim tabii ki onlarla bir A takım seviyesine çıkmak. Aynı kültürden yetişmiş çocuklarla belli bir seviyeye getirmek. Bir basketbol kültürü oluşturmak. Bu doğrultuda ilerliyorum açıkçası. Süper. Peki biraz Ulus Akademi'den bahsedebilir misiniz? Ulus Akademi ne zaman kuruldu, nasıl ilerliyor süreçler? Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi Ulus Akademi pandemi zamanında kurulduğu için lige bu sene girdik. Taze bir takım, yeni bir takım. Ekip eski. Benim dediğim gibi ilkokuldan aldığım, yetiştirdiğim öğrencilerim birçoğu. Onlarla birlikte Ulus Akademi'yi de bundan sonra başarı yerleri taşımayı düşünüyoruz çok çalışarak. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki antrenman süreçleriniz nasıl oluyor? Yoğun geçiyordur diye düşünüyoruz. Bu süreçlerden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii lokasyon olarak İstanbul'da büyük takımlar var. Hedefi olan takımlar var. Bu altyapılara karşı oynuyorsunuz. İşte Anadolu Efes, Daçka, Galatasaray, Fenerbahçe bunlarla altyapılarda karşılaşıyoruz. Onlarla yarışabilmek için tabii ki bizim de haftanın 5-6 günü yaz antrenmanları, atletizm, kuvvet antrenmanlarıyla çocuklarımızı desteklememiz lazım. Biz de onları örnek alarak bu tempoda antrenmana onları zorluyoruz açıkçası. Biraz tabii ki eğitim ve spor bir arada Türkiye'de çok zor. Hani bu dershane olayı, çocuklar sürekli bir yarış halinde. Kafalarını dinlendirebilecek, ders ortamından çıkabilecek tek alanları spor. Ama maalesef onlara bu imkanları sunamıyoruz. Velilere de buradan çağrım. Yani spordan uzaklaştırmasınlar çocukları. Bu dershane dönemleri, sınav dönemlerinde mutlaka sporla eğitim ve spor bir arada gidebilir. Ben eğitim hayatım boyunca bunu çok yaşadım. Türkiye'nin ilk devlet okulunda, Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde oradaki yaş ortalaması 18 olan gençlerle, çocuklarla biz ikinci lige çıktık. O çocukların birçoğu üniversite mezunu oldu. İyi yerler kazandılar ve aynı zamanda da basketbolda da başarıyı yakaladılar. Bu zor bir şey değil. Sadece doğru planlamayla ve ailenin desteği burada çok önemli. Bununla birlikte çocuklar doğru bir şekilde kanalize olabilir. Yani bu görüşteyim. Tam olarak son sorum da buydu aslında. Yeni başlayacak olanlara tavsiyeleriniz neler? Onlara ve ailelerine ne tavsiye edersiniz? İşte burada şöyle bir şey var. Yani velilerin istediği de çocuğun kendi sevdiği sporu yapması çok önemli. Küçük yaşta birçok branşı denemesi önemli. Hangisine yeteneği varsa ve hangisini yapmak istiyorsa onun arkasında durması lazım. Çünkü birçok veli evet basketbol, futbol oynamış çocuğunun da aynı sporu yapmasını istiyor. Evet bu güzel bir şey ama çocukta da yoksa, istemiyorsa zorlamanın bir anlamı yok. Severek yapması onu daha hızlı bir şekilde başarıya ulaştıracaktır. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Spor Smash TV adına da teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz.